Zaman bu karantina kuralları ihlal edilebiliyor. İşte zabıta ekipleri de o kuralları ihlal edenlerin peşinde oluyor çoğu zaman. Peki şimdi detaylara bakacağız. Kameralarımızı İstanbul'da Pendik'e çevireceğiz. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımızda olacak. Sözü hemen Ramazan'a bırakalım. Karantinadaki vatandaşların evlerinde olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor. Pendik'te de Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri şu anda sabah erken saatlerden itibaren başladıkları denetime devam ediyorlar. Biz de o denetim adreslerinden bir tanesinde kendilerine eşlik edeceğiz. Senin de altını çizdiğin gibi karantina süreci oldukça önemli. Çünkü temaslı hastalar ya da koronavirüs vakasına yakalanan hastaların evlerinde izole olmaları önemli. Çünkü bulaşın önüne geçmek için işte şu anda biz de bu denetimlerden bir tanesine eşlik ediyoruz. Tüm dünyada etkisini arttıran koronavirüs vakalarının ve bulaşın önüne geçmek için evde tedavisi olması gerekenler ya da temaslılarla ilgili olarak yapılması gerekenler oldukça önemli. Şu anda da Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri karantinada olması gereken bir adrese geldiler ellerindeki listeden. Şu anda kapının ziline bastılar ve inceleme yapılacak. Tabii biz vatandaşımızın herhangi bir yüzünü göstermeden bu görüntüyü paylaşacağız. Bir kulak verelim. Hamide Zehra, görebilir miyim? Kimliklerini alabilir miyim? Evet. Burada ufak gelip ufak yedim. Yok, çocuklar uzaktan bakmamızda yeterli. Gel kızım, Zeynep. Tamam. Burada temaslı bir aile var. O aileyle ilgili işte. Ayın 13'üne kadar karantina gözüküyor. Ayın 13'üne kadar karantinada olduğunuz gözüküyor. Bu süreçte evden dışarı çıkmıyoruz. Oldukça kimseyle iletişim haline geçmiyoruz. Biliyorum, ben de zaptayım. Ben biliyorum. Geçmiş olsun. Bir isteğiniz olursa Pendik Belediyesi'ni veya Kaymakamlığı arayabilirsiniz. Geçmiş olsun. Evet. Buradaki adres kontrol edildi. İçerideki beyefendi ve temasta olduğu aile bireyleri karantina sürecini evlerinde geçiriyorlar. Kimliklerine bakıldı ve onlara evlerinde kalmaları, karantinaya süresini evlerinde geçirmeleri iletildi. Tabii bir adres daha var. Muhtemelen oraya da geçecek ekipler. Karantina ile ilgili olarak bulaşın önüne geçilmesi açısından bu süreç çok önemli. Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de yine bölgelerindeki koronavirüsle ilgili pozitif çıkan ya da temaslı olan kişilerin karantinayı evde geçirmeleri konusunda tek tek kontrollerini sürdürüyorlar. Tabii bir ihtiyaçları olması halinde de gerek Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurmaları gerekse Pendik'teki Zabıta Müdürlüğü'ne telefon açarak ihtiyaçlarını bildirmeleri de isteniyor. Biraz önce de gördüğümüz üzere mesafeyi koruyarak vatandaşlarımızın karantina sürecini evlerinde geçirip geçirmediği kontrol edildi. Herhangi bir temas sağlanmadı. Olması gerektiği şekilde yine bu adrese de girilecek. Şu an itibariyle de işte sosyal mesafe kurallarına da uyularak denetimler yapılıyor. Buradan. Evet, burada da yine yakın mesafedeki vatandaşlarımıza uyarı yapılarak evlerinde kalmaları konusunda ikazlarda bulunuyor. Toparlayacak olursak Pendik'te Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pendik Belediyesi'ne bağlı ekipler karantina süresi içerisinde evlerinde olması gereken vatandaşların ikametlerinde olup olmadığını kontrol ediyorlar ve herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda da kendileriyle irtibat kurulmasını belirtiyorlar. Bu koronavirüsle mücadelede bulaşın önüne geçilmesi açısından oldukça önemli bir noktaydı. Biz de bu denetimlerden birisini ekranlara taşıdık diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım Gökhan Kurt. Ramazan Almaçayır'a notları için teşekkür edelim ve gözler tabii ki koronavirüsle artık aşıya çevrilmiş durumda. Dün